Herkese yepyeni bir günden merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim. Bugün günlerden Perşembe. İşe gittim ben. Bugün yarım gün çalışıyordum sadece. Öğleye kadar çalıştım. Ondan sonra işten çıkar çıkmaz hemen alışverişe gittim. Çünkü evde hiçbir şeyim kalmamıştı artık. Bugün de yarım güne kadar çalışınca dedim neyse hiç eve girmeden alışverişlerini hallet. Yoksa eve girersem bir daha dışarı çıkmak için canım çekmeyecekti. O yüzden şimdi sizlere burada Alman marketinden aldıklarım, burada da Türk marketinden aldıklarımı hızlıca bir göstereyim. İlk olarak şöyle dürüm ekmeği aldım. Daha sonra şöyle çeri domates aldım. İki tane olmazsa olmazım erik. Bu basmati pirincini ilk defa aldım. Ben basmati pirincini çok kullanıyorum. Seviyorum da. Bu Duru'nun çıkmış. Deneyeyim bunu da bu sefer dedim. Bunu aldım onun için. Şöyle erik domates aldım. O kadar lezzetli duruyorlar ki. Önümüzdeki zamanlarda böyle kasayla Angabot'a geldiği zaman alıp melemenlik yapmaya başlayayım birazcık annem gelene kadar. Daha sonra şöyle limon aldım. Sarımsak aldım. Cif aldım. Şöyle bir tane konserve nohut aldım bulunsun dedim. Salatalık aldım. Şöyle inegöl köfte harcı aldım. Sosis aldım. Daha sonra şurada 1 kilo kıyma var. Kilosu 8 euroymuş. Daha sonra 2 kilo da tavuk göğsü aldım. Bunun kilosu da 7 euroymuş. Şöyle çekirdek aldım. Elma sirkesi. Şöyle Dali'nin siyah zeytin ve çizik yeşil kırma yeşil zeytininden aldım. Böyle küçük paketler benim için yeterli oluyor. Daha sonra şöyle değişik bir çay aldım doğadan. Burada yeni gördüm ben bunu. Denemek istedim. Daha sonra böyle bir iki şeker aldım. Bunlar Amerikan şekerleriymiş galiba. Hep böyle karşıma çıkıyordu her defasında. Bu sefer alayım deneyeyim dedim. Merak ettim. Böyle bir şeker. Bir de ekşili bir şeker aldım. Bunları deneyeyim diye. Şimdi ben bunları hemen kenara bir kaldırıp Alman marketine geçelim. Evet. Şimdi Alman marketine geçiyoruz. Bir tane de tuvalet kağıdı aldım. Koca paket. O Ardiye'de. Şimdi onu yani salonda. Onu zaten hemen yerleştirdim gelir gelmez. Şöyle kaç kiloymuş bu? 2,5 kilo. Patates aldım. Bu da 2 kilo vardır herhalde. Aynen. 2 kilo şöyle kuru soğan. Daha sonra Barilla'nın bu makarnasından aldım. Seviyorum bunu. Güzel oluyor. Daha sonra şöyle filtre kahvesi aldım. Benim filtre kahvem bitmişti. Şöyle birkaç tane yani böyle bayağı bunlar bir indirimdeydiler. Böyle hazır toz soslarından aldım. Bir tane de domates çorbası aldım. Daha sonra şöyle siyah ekmek aldım. Avokado aldım. Şöyle ekmekleri sürmek için işte domates, fesleğenli, fışkiyezi gibi bir şey. Bir de böyle otlu krem peynir aldım. Daha sonra şöyle hazır patates püresi aldım. Gene böyle evde bulunsun bazen iyi oluyor hemen yapması diye. Sonra bu kartofül knödelden aldım. Bu da patatesin böyle yuvarlak bir şekilde yapılıyor. Böyle et yemeğin yanlarında çok lezzetli oluyor. Şöyle iki paket sade yoğurt aldım. Marul aldım. Şöyle kendime Red Bull aldım. Daha sonra şu Amerikan kukilerinden aldım. Şurada bir iki tane çikolata var. Hanuta var. Burada cips var. Çerez alışverişim bu kadardı. Daha sonra şöyle unlu yumurta aldım. Mozzarella peyniri aldım. Bir tane şöyle otlu peynir. Bir de normal kaşar dilim peyniri aldım. Brokoli aldım. Bir tane krema. Daha sonra tortellini aldım. Ama bunları ben hiç görmemiştim. Hep ben bunların böyle büyük olanlarını alıyordum. Baktım bu böyle minik minik. Hoşuma gitti. Bunu da bir deneyim dedim. Sonra gnocchi aldım bir paket. Şöyle yumuşatıcı aldım. Bir de çamaşır tozu aldım. O da bayağı bir büyüktü. O arabada onu daha çıkartmadım. Şöyle ceviz aldım. İki paket süt aldım.
yeşil çay aldım balla. Daha sonra Lidl'in bu kaşar peyniri çok lezzetli oluyor ve çok bereketli. Bir tane bundan aldım. Denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Şöyle şeftali aldım. Kavun, karpuz, olmazsa olmazım. Kaç günden beri canım o kadar karpuz çekiyor ki. Ama hiç böyle canım çekmedi dışarı gidip almayı. Dün artık baya baya burnuma bir karpuz kokusu geldi dedim. Tövbe tövbe ne oluyor? Git bugün karpuz al dedim. Daha sonra Lidl'e böyle buz formları gelmiş. Yani buz yapmak için aparat gelmiş. Bu modeli hoşuma gitti. Alayım bulunsun dedim. Yaz aylarında olmazsa olmazımız biliyorsunuz ki buz. Şöyle domates püresi aldım. Bir tane tuz aldım. Şöyle pesto sosundan aldım. Daha sonra bu böyle kremalı, körili bir sos. Bunu böyle genelde ben işte basmati pirinci yaptığım zaman tavuk göğsünün içine koyuyorum. Bunu çok lezzetli oluyor. Sonra şöyle bezelye mi oluyordu bu? Şeyinden aldım. Konservesinden aldım. Daha sonra bu kırmızı lahana turşusu mu oluyor? Turşusu olarak da yeniliyor. Salata gibi de yeniliyor. Bunu kaynatıp da yiyebiliyorsunuz. Yani tavada ısıtıp da her türlü kullanılıyor yani. Çok severim. Bir de şöyle kıvark aldım. Aldıklarım bu kadardı. Ne kadar tuttu diye sorarsanız 50 oraya yakın Alman marketinde, sonra başka bir Alman marketinde de 45-50'ye yakın tuttu. Türk marketinde de 50, hadi diyelim toplam 150 euro falan yani şurası komple. Şimdi ben bunları güzelce bir yerleştireyim. Ondan sonra bugün akşam kızlarla dondurma yemeğe gidelim dedi. Hava çok güzel 7'den sonra. Saat şu an 5 oldu. Hatta 5'i geçti galiba. Benim buraya acil bir şekilde hızlıca kaldırıp azıcık şöyle bir uzanıp sonra 7'de işte dondurma yemeğe gittiğimizde de sizlere inşallah çekerim. Bu şekilde bakalım. Ben böyle geçen derken 2 gün önce ablam böyle Insta'da falan görürsünüz to do liste, işte günlük neler yapacağım ya da bugün mesela neleri yapmam gerektiğini falan böyle insan unuttuğu için böyle kağıda yazması güzel oluyor. Çünkü ben de yapıyorum bunu, ablam da yapıyor onu bu aralar. Dedim ki kendime böyle defter aradım, defter güzel hoşuma gitmedi, böyle bir şey sipariş edeyim Amazon'dan dedim, sonra ablama da sipariş edeyim dedim, ona da sürpriz olsun dedim. Böyle günlük işte evde hangi işlerin varsa buraya yazıyorsunuz. Sonra onu ya hallettiyseniz arkasına bir ok işareti hallettim diye. Hani böyle bir değişik güzel bir şey olsun dedim. Bir de bütün haftanın planınız varsa pazartesi, salı, çarşamba artık hangi gününüz, termininiz falan varsa buraya güzelce hani yazabilmeniz için. Sonra duvara asarsınız unutmamak için. İçinden bunlar çıktı böyle 50 tane bundan, 50 tane bundan. Yaklaşık 8-9 euro civarı bir şeydi. Böyle bir tane de ablama sipariş ettim. Az sonra buluştuğumuzda ona da vereceğim hediyesini. Evet, ben bütün alışverişlerimi yerleştirdim. Şimdilik böyle et, kıyma, yani kıyma tavuklarımı hallediyorum. Şöyle kıymanı iki poşet böyle ortadan böldüm. İşte bir yemeklik kullanırım diye böyle 4 şekilde çıkarttım. Tavuk göğüslerini hepsini ortadan böldüm, yıkayıp da güzelce. Böyle ortadan böldüm. Bundan da 6 poşet çıktı böyle. Kıymanın yarısı işte orada. Yarısıyla da hemen köfte yoğuracağım. Köfteyi işte şeklini verip de buzluğa atayım dedim. Çünkü tekrar buzluktan çıkarıp köfte yoğurması etmesi olmasın diye böyle pratik olur diye. Köfte şu İnegöl köfte harcından ilave ettim. Azıcık tuz, ondan sonra kırmızı toz biber, birazcık salça, yumurta, sarımsak, soğan. Aynen bunları ilave ettim. Şimdi bunu güzelce bir yoğurayım. Ondan sonra böyle şekillerini verip güzelce buzluk poşetine yerleştireyim. Evet. Köftelerimi de şu şekilde yaptım. Altına ilk sıra yaptım. Sonra arasına şöyle fırın kağıdı koydum. Daha sonra en sonki kısmı da yaptım. Bayağı çıktı. Bereketli oldu gerçekten. Şimdilik bunları hemen bir buzluğa yerleştireyim.
Daha sonra şu kıyma bulaşıklarını hemen bir kaldıralım. Evet, çok şükür buzdolabımı şöyle yerleştirdim. Sizlere de göstereyim. Birkaçınız böyle yorumları okuyorum da işte buzdolabını nasıl yerleştiriyorsun diyenleriniz de oluyor. İşte normal bu aparatlardan almıştım ben. İşte en üst kısma kahvaltılıklarımı falan koyuyorum. Sonra sebze, meyve. Burada da işte bir tek ıvır zıvır. Aldığım karpuz o kadar güzel çıktı ki tadı da enfesmiş gerçekten. Çok beğendim. Bakın şöyle göstereyim. Bir de şu kavundan almıştım. Bu turuncu kavundan. Turuncu suymuş bu daha doğrusu. Her türlü seviyorum meyveyi. Hele yazın zaten meyve hariç başka bir şey yemesem de olur. Böyle karpuzlu iş yerine falan giderken de yanıma koyarım diye düşündüm. Böyle doğrayıp da. En altta da işte gene marullarım. Bir iki sebzeler falan daha burada koyuyorum. Da işte sularımı koyuyorum. İlaçlarımı işte limonlar bilmem neydi. Şurada da neyi bunun adı? Yumurtamı falan koyuyorum. Bu şekilde. Buzluk pek düzenli değil şu an. Çünkü küçük. Şöyle et tavuklarımı buraya koydum. Köftem burada. Şurada işte o koymuş olduğum buz şeyimi hemen böyle limonlar doğradım içine. Allah dökülüyor. Onu koydum. Bu şekilde buzluğumda. Ah, şurada bulaşıklarımı da yıkadım. Şimdi azıcık suyu dinsin yani böyle bir süzülsün diye bekledim. Hemen onları kaldıracağım. Sonra güzelce şuraların içlerini güzelce bir cifleyeyim. Cifim bitmişti. Uzun zamandır ciflemedim burayı. Genellikle bunu kullanıyorum. Hayır, Teddy'den almıştım 3.55'e. Ocak için de kullanıyorum. Tencerelerin altlarına da acayip güzel çıkarıyor. Bir de böyle musluğun içini de bununla yapıyordum. Ama dedim ki Özge cif al, cifsiz hiçbir zaman olmuyor. Şunu da hemen buzluğa. Evet, o kadar yorgunum ki gerçekten. Az sonra arabadan şey de getireyim. Neydi onun adı? Arayelim de getireyim. Onu da oraya koyduk mu her şeyim artık tas tamam.
Ve çok şükür mutfağımı hallettim. Bezler oraya serildiğine göre mutfak işim bitmiştir. Güzelce her yeri bir cifledim. Daha sonra sizlere göstermiş olduğum spreyi kullandım. Onu her günlük kullanıyorum ben. Şimdi hem alışverişte bilmem neydi hepsini böyle buraya koyduğumuz için bakteriler şey olmasın dedim. Güzelce cifledim. Bütün işim bitti. Artık gerçekten birazcık uzanabilirim. Yarım saat sonra zaten kızlarla buluşmaya gideceğiz.